Dur Kerem. Ay. Evet. Bakalım. Bakalım keki beğenecekler mi? Sen şimdi çocukları boş ver de bana bir tabak kek ver. Bakalım ben beğenecek miyim? Sana kalmadı. Hepsini çocuklara götürdüm. Ha, işte. Gördün mü? Aslı Hanım yemiyor. İnat. Ben yaptım ya, yemeyecek. Mehmet Hanım, nasıl yiyorsun Allah aşkına ya? Sadece şeker bu, çok kötü. Ya, çok güzel, çok güzel. Oğulcan'a maske yaptın bakalım, bekliyoruz. Hah, çok iyi yaptın. Anne. Aşk olsun, kek mi yaptın sen? Kızım babaannen yapmış, getirmiş. Muhteşem. Ya bırak şu diyeti miyeti. Kaçırma bu lezzeti, vallahi çok güzel ya. Hiç yeme canım, çok şekerli. Yani o kadar emek verdin, diyetine boşa gitmesin emeklerin. Sen ne anlarsın be kekten, ha? Ne anlarsın? Bak, duyuyor musun Kerem'i? Torunumu, oğlumu nasıl işliyor ince ince bana karşı? Nasıl dolduruyor? Bak, bak, ha. Şekerliymiş bak. Kusura bakma Arife. Kekin tadına bakamadığım için bir yorum yapamayacağım şimdi. Ben şimdi ona yapacağım biliyorum. Çek ayağını. Baksana. Geldim. Babaanne. Merak etme kızım. Fazla kalmayacağım. Anneciğim, ne yapıyorsun? Yiyorduk ya. Evladım, sonradan aklıma geldi. Bugün misafirlerim gelecek, hazırlıksız yakalanmışım. Onun için bunları götürmem lazım. Artık kusura bakmayacaksınız. Yok, kusura bakmayız anneciğim. Bir tek Mehmet Ali yiyordu zaten. Bildim zaten. Burada kalsaydı bu keklerim mundar olacaktı. Aşağıya götüreyim benim misafirlerim. Bayıla, bayıla yerler. Hadi görüşürüz. Anne, yeni yardımcı kadın bugün mü geliyordu? Aynen öyle, birazdan burada olur. Ay Gözde ne övdü, ne övdü. Harika bir insanmış. Ya anneme gelen bu yardımcı kadın da gayet iyiydi. Biz niye eve yabancı birini sokuyoruz anlamıyorum yani. Şöyle hayatım, sana bir kere daha 14 maddelik kurallar listesini hatırlatmak isterim. Annenin yardımcısı bu eve gelmeyecek. Yani bizim evden annene bilgi akışı olsun istemiyorum. Bilgi akışı öyle olmaz. Bak, böyle olur Aslı Hanımcığım. Ben sokar mıyım acaba o eve yeni temizlikçiyi? Vallahi akıllanmazsın sen Arife. Ayrıca Aslı Hanım haklı. Şekeri fazla olmuş bu kekin. Ne? Yeme o zaman sen de. Şaka söyledim ya. Ne yapıyorsun? Ver şunu. Ne yapıyorsun sen? Şuradan bir bakacağım. Aslı Hanım'ın yeni temizlikçisine bir hoş geldin karşılaması yapmak yakışmaz mı bize? Arife yani. Heh, geldi galiba. Herhalde. Merhaba evladım. Merhaba. Kime geldin sen? Ben Aslı Hanım'lara gidecektim. Ha, evet evet. Bugün ona yeni bir temizlikçi gelecekti. Haberim var. Siz nereden biliyorsunuz? Kızım, yaklaş şöyle bakayım. Son gelen temizlikçi kadın, ay bir ağlayarak şu merdivenlerden kadın fırladı, kaçtı gitti. İnim, inim bu apartmanı inletti. Oradan haberim var. Ağlayarak mı gitti? Ya. Neden? Aslı Hanım zor kadındır. Yani yanına gelenleri öyle bir çalıştırır, öyle bir çalıştırır ki... Kızım, insan insana yapmaz o kötülüğü yani, o derece. Demeyin. Dedim, dedim. Bak, evdeki camlar var ya, o camları 4 kere sildiriyormuş. Halılar 5 kere yıkatıyormuş o halıları. Gardıropları da hepsi ne var ne yok indiriyormuş aşağıya.
7-8 kere sildiriyormuş baştan aşağıya. Ya! Yani biraz temizlik hastası o kadın. Ben bunu biliyorum. Sen nereden bileceksin evladım? Nasıl bileceksin yani? Bana hiç öyle demediler. Siz yakını mı oluyorsunuz? Ben yıllardır onun uzun senelerdir komşusu oluyorum. Onu benden iyi kimse bilemez. Evet. Ay. Evladım sen eğer uzun çalışmayı falan düşünüyorsan unut. Hiç kimseyle yapamaz. Bütün kadınları kaçırttı yanından. Onun ipiyle kuyuya inilmez evladım. İnanmıyorum. İnan. İnan güzel kızım. Bak sen temiz yüzlü bir çocuğa benziyorsun. Yazık sana. Yazık emeklerin boşa gider sonra. Git. Git kurtar kendini evladım. Hiç bakma yukarıda kalmasın aklın. Hadi çocuğum. Hadi evladım. Git. Aa, Aslanım ben rahatsızlandım gelemeyeceğim. Yeni yardımcı kadın iptal etti tüh. Artık ne yapalım kısmet değilmiş. Bir tanem annemin yardımcısını çağır ya. Ay annenin yardımcısını çağıracağıma evimi misler gibi temizlerim daha iyi. Vallahi sen bilirsin. Hadi ben de hazırlanayım çıkayım artık. Senin benimle uğraşmak için 40 fırın ekmek yemen lazım Aslanım. Ya siz giderken biz dönüyorduk o yolları. Vallahi senden korkulur Arife. O temizlikçi kıza neler söyledin öyle ya? Resmen kaçırdın kızcağızı. O Aslanım her şeyi diyecekti ama kekime şekerli demeyecekti Kerem. Kekime şekerli derse benim de intikamım acı olur. Kusuruna bakmasın. Geç kalmazsın herhalde. Vallahi yok. Hadi. Ay dur, oğlum çıkıyor. Ne yapıyorsun? Ben yiyorum onları ya. Ha, o sana yeter. Ay canım çocuğum, annesinin kekini bir gönül rahatlığıyla yiyemedi yani. Oğlum, işe mi gidiyorsun? Evet annem. Al şunu yanına. Giderken yersin yol. Anneciğim sen onları misafirlerine vermeyecek miydin? Senden önemli hiç kimse yok. Ye, gerisini boş ver çocuğum. Kıymetini bilere. Hadi, yiye yiye gidersin. Sağ ol annem. Canım, hadi yavrum. Sağ ol. Hadi rast gitsin.